Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün değişik bir konseptle birlikteyiz arkadaşlar. Çiğ köfte yeme kapışması yapacağız. Rabia ile birlikte olduk o yüzden. Burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde burada otururken bir yarışma izliyorduk. Yarışmada da işte bilirsiniz, o yarışmanın ismini ben vermeyeyim. O yarışmada Eşver yarışıyordu ve çiğ köfte yeme kapışması yapacaklardı. Eşver'i tahminde bulundu işte. 90 saniyede en fazla çiğ köfteyi yeme. Adı olarak en fazla çiğ köfteyi yeme yarışmasıydı. Ve Eşver'i tabii ki tahminlerde bulunuyorlar. Birisi 20 dedi, birisi 30 dedi, birisi gazı geldi 40 dedi, birisi 41 dedi. 90 saniyede 41 adet çiğ köfte yiyebilir misin şeklinde. Rabia Doğa da ne var ki bunda dedi. 90 saniyede 40 tane her türlü ben yerim dedi. Yer misin? Yerim dayı dedi. Tamam dedim, o zaman seninle bir yarışma yapalım ve bu yarışmayı da dedik ekranda yapalım, kanalımızda yapalım, herkesin önünde yapalım. Var mısın dedim. Varım dayı dedi. Biz bu konsepti biraz değiştirdik tabi arkadaşlar. Burada toplamda 50 adet çiğ köfte var. 25 benim tabağımda, 25 onun tabağında. Ve 1 dakikalık zamanımız var. 1 dakikada önce Rabia'ya başlatacağım. Rabia tabağını bitirdikten sonra eğer devam ederse benimkini de yiyecek. Ama bitirebilirse 1 dakikada 25 tanesini, biz biraz hedefi küçük tuttuk. Bitirebilirse tabii ki yarışmanın galibi olmuş olacak. Ben hiç başlamamış olacağım. Bitiremezse zaten kalan çiğ köfteler de birlikte ben de 1 dakikalık zaman içinde kaç tane yiyeceğim onu bakacağız. En çok çiğ köfte yiyen arkadaşlar 100 TL'nin sahibi olacak burada. Peki kaybeden ne yapacak? Kaybedene de cezamız var. İlk tatlı kaşığı acı yiyecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi acı sos arkadaşlar. Bunu özellikle almıştım zaten. Evet, önce yarışmamıza Rabia başlayacak. Küçük olarak ona veriyorum. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Bakacağım sadece yarışmanın kuralı gereği. Arkadaşlar her zamanki gibi ben büyük konuştum orada da. Birden ağzımdan çıktı böyle. Evet, Rabia biraz gaza geldi. Aynen, ben biraz... Bir an gaza gelebiliyorum. Ne var ki yerim dedim. Dayım dedi ki madem öyle yersin gel senle bir kapışalım falan dedi. Evet, bu şekilde biraz değiştirdik tabii ki. 90 saniyede 40 tane zaten yiyemeyiz. Ben yemeyeyim. Bilmiyorum, belki ben de yerim. İleriki zamanlarda belki öyle bir şeyler de yapabiliriz. Ama bakacağız. Bizimki sadece şu anda 25 tane. Onunla 25 tane de. Bende toplamda 50 tane çiğ köftemiz var. 50 adet sıkım var. Evet Rabia, hazır mısın? Hazırım. Çiğ köfteler de hazırmış. Zaten sabızlıkla bekliyor. Ayran istersen içebilirsin. Burada serbest arkadaşlar. İsterse içer. İstemezse de zaten zorla bir şey yok. Ayranla da alsın, en azından ağzına çoğalmasın diye. O yüzden iddiaya Rabia böyle bir iddia ortaya attığı için öncelikle ben Rabia'dan başlatacağım. Ben oturup bakacağım. Güleceğim tabii ki. Evet. Şu anda ben... 1 dakikayı başlatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam 1 dakikamız hazır ve bunu başlatacağım. Rabia hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Ben onu konuşturmayacağım. O devam etsin. Ben konuşacağım. Biraz Rabia'da gaza gelmek vardır. O yüzden gaza geldiği için bakalım. Bazı abur cuburlar noktasında doğru. Abur cuburu sevdiği için götürüyor. Beklemediğimiz bir performans gösterebiliyor. Ama bunu bilmiyorum. Bir de şey vardı arkadaşlar. Ben Samsun'dayken bir arkadaşım vardı. Beraber normal ekmek arası köfte almaya gittik. Biz normalde 3 kişiyiz. İkimiz ondan daha kalplıyız. O çok ince böyle zayıf bir şey. Biz normal yarımşar ekmek söyledik köfte. Ondan sonra sana ne kadar söyleyelim dedik. Abi benimki... Evet. Bitti arkadaşlar. Evet, bitti arkadaşlar. Ben sözümü tamamlayayım. Ben de yarışmaya geçeyim. Benim Samsun'da bir tane arkadaşım vardı. Onunla birlikte biz toplamda 3 kişiydik. Ekmek arası köfte yemeye gittik arkadaşlar. Orada ikimiz de diğerinden kalıplıyız. O biraz daha cıvız bir şeydi zaten.
Biz kendimize yavrum şahı tane söyledik. Yavrum bana, yavrum diğer yanımda durana. Ona kaç tane söyleyelim dedik. Hani ne kadar yersin? Abi ben bir ekmeği yerim dedi. Nasıl yani dedik. Ben bir tane yiyelim falan dedi. Sonra yanımızdaki arkadaş dedi ki hepimize birer tane alalım. O şekilde yiyelim. Tamam dedik. Neyse aldık. Gittik. Ondan sonra ben yarım yedim. Tıkandım. Sonra benim gibi yine İlyalı olan diğeri de bir ekmeğini yedi. Bizim cılız hiçbir şey yiyemez dediğimiz arkadaş kendinin bir tane yedi. Sonra da abi yemiyorsan bana ver dedi. Benim yağımı da götürdü arkadaşlar. Şimdi Rabia'yı da böyle gördüm. Şimdi iddialı konuştular. Dedim herhalde bunu da yer. Çünkü bazı noktalarda dediğim gibi iddialarını şey yapabiliyor. Özellikle abucu bu noktasında. Ama burada çiğ köfte de o performansı göremedim. Bakalım ben öyle bir iddiada bulunmamıştım ama yapalım dedik. Bakalım özellikle Rabia yiyebilecek mi? Yiyemeyecek mi? Onu görmek istedim. Arkadaşlar bu an boğazınızda tıkanıyor. Gerçekten yemesi çok zor. Ben böyle olduğunu bilmiyorum çiğ köftenin. Evet şu... Hazır mısın dayı? Evet hazırım tabii ki. Bakalım bir dakikada kaç tane yiyeceğim? Senden fazla yiyebileceğim mi? Kaç tane yedin sen toplamda? 5-6 tane. Evet. Evet sayacağız. Bir sayalım istersen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 6 tane yemiş. 6 tane de büyük başarı aslında. Bir dakikada 10 saniyede 1 tane yemiş. Dayı hazır mısın? Evet hazırım. 3, 2, 1 başlattım. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum büyük konuşmamak gerekiyor ama ben her seferinde büyük konuşmaya devam ediyorum. Bu sefer de öyle oldu. Dayı dedi ki yiyemezsin kızım dedi. Hani boğazında düğümlenir dedi. Ben dedim ki çiğ köftede ne var? Ben çiğ köfteyi çok severim. Sonrasında yiyemeyeceksin görürsün dedi. Bunu ekran başında deneyelim falan. Tamam dedim. Hodri meydan dedim. Yiyebildiğim 6 tane maalesef ki. Dayımın maşallah var şu anda bütün tabağı götürüyor. Ama dayımın midesiyle benim midem bir değil öyle bir şey de var. Son 15 saniye dayı. Bir de dayım şöyle bir şey yaptı teker teker yedi. 3, 2, 1, bitti. Evet arkadaşlar 60 saniyede bitmiyormuş. 2, 4, 6, 8, 9 tane. 25, 9, 16 tane yemişim. Rabia 6 tane yerken ben 16 tane yedim ama. Benim 10 kaldım arkadaşlar. Şimdi arka arkaya aldıktan sonra belli bir şeyden sonra şey yapıyor. Ağzınıza çoğalıyor ve boğazınızı tıkıyor. O yüzden de hayvan aldım. O hayvanı aldığım zaman bayağı bir vakit kaybettim. Aslında süre 60 saniye değildi. Yarışmadaki gibi 90 saniye olsaydı ben bunu bitirirdim. Hatta Rabia'nın tapana da geçebilirdim arkadaşlar. Evet şimdi mutlu son. Tabii ki 100 lira. Gitmeyin. 100 lira bana geldi. Ben paramı atacaktım. Gitmeyin. Ben de yaptığımız... Arkadaşlar gidiyor görüyorsunuz. Daha önce yaptığımız kapışmalarda ilk paramı kazanmış oldum. Bu şekilde. Diğer elini hep ben kazanıyordum. Yani buradan da bu sonucu çıkarmış oldum. Evet burada şu vardı. Şimdi buradan yorum yapabilirsiniz. Tabii ki benle Rabia bir değil. Doğru. Ama dediğim gibi bu tür işlerde arkadaşlar. Ben çok büyük konuşuyorum. Kalba bakmıyor biliyorsunuz. Zaten o şekilde ekranlarda da görüyoruz. Hiç ummadığımız kişiler neler yiyebiliyor, neler götürebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi tabii ki mutlu son bu oldu. Rabia'cığım istersen önce hayvanını iç diyeceğim ama bence sen ben vereceğim sana. Bir kaşık olsun. İki kaşık dedik. O yüzden şey yapmayalım. Arkadaşlar ben acıyı hiç sevmem. Severim ama. Evet Rabia'cığım kendilerine dayı, verme, vereceğim. Verme dayı. Kendilerine. Madem ay, acıyı seviyorsun. Sevmiyorum dedim ben dikkat edersen. Evet buyur canım. Al kaşığı. Ya da getir ağzını kocaman aç. Kocaman aç. Kocaman. Bir sushi yediriyorsun. Bir acı yediriyorsun. Kocaman. Ama sushi desen istedin. Gel bakalım. Aç ağzını. Ya. Rabia aç ağzını. Oh afiyet olsun. Yanıyorum şu an. Evet hayvandan biraz iç istersen. Bunun acısını hayvan alır.
Geliyor. Evet. Evet. Dudaklarım şişti. Konuşamıyorum. Evet, tadını merak ediyorum. Normalde acı sevmeyen biriyim. Yarışmayı kazanmama rağmen ben de alacağım, tadacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şeye döndü. Bir yarışmada dayım ben kazandığım halde bana wasabi yedirmişti. Şimdi evet. Kendi acı yiyor. Harbiden acıymış. Kendi ellerimle kendimi yaktım. İntikam soğuk yenen bir yemektir arkadaşlar. Gerçi benimki intikam olmadı ama neyse. Ama sen intikam almamış oldun. Evet, gerçekten acıymış. Tadını merak ediyordum. Almıştım özellikle. Şöyle göstereyim. Gerçekten acı. Yok böyle bir acı demiş zaten üzerinde de. Yokmuş böyle bir acı. Evet. Kazanmama rağmen ben de acıyı aldım. Şu anda her tarafım böyle dumanlar fışkırıyor. Özellikle ağız kısmında arkadaşlar yanıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda beğendiyseniz yorum yapıp like at. Yok böyle bir acı gerçekten. Bu videomuzu da beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bildirimlerini açın ve beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bu videomuza kaç bin like istiyoruz Rabia? 2000. Evet, Rabia 2000 like diyor. 2000 like gelir mi? 2000 like'ı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.